Ramazan'da ağız ve diş bakımı nasıl olmalıdır? Ramazan ayında diğer günlerden bir fark olmayıp sadece gün içerisinde oruçlu olduğumuz için yapılması gerekenleri yapamadığımız için iftar sonrasında ve sahur yemeğinden sonra yapılması gerekmekte. Bunlar nelerdir? Nasıl ki normal zamanda Ramazan dışında diş fırçalayıp diş ipi kullanıp gargara yapmamız gerekiyorsa iftardan sonra ve sahur yemeğinden sonra da bunları yapmamız gerekir. Oruç tutarken ağız kokusu neden artar ve nasıl engellenir? Ağız kokusunun en büyük sebebi ağız kuruluğudur. Ağız kuruluğunun en büyük sebebi ise vücuttaki sıvı miktarının azalması demektir. Vücuttaki sıvı miktarı ise Ramazan ayında azaldığı için ağız kuruluğuna sebep olup ağız kokusuna sebep olabilmektedir. Ağız kuruluğunu azaltabilmek için iftar sonrası ile sahur arasında bolca sıvı tüketmemiz gerekir. Aynı zamanda koku yapabilecek gıdalardan da uzak durmak gerekir. Ağız kokusuna karşı özellikle hangi besinlerden uzak durmak gerekir? Ağız kokusu için özellikle koku yapıcı içeriğe sahip çemen, pastırma, sucuk tarzı, baharatlı ve aromalı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Bunlar ağız içerisindeki flörü etkilemese de kendisine has özelliğe sahip olan kokuyu yansıtabilmektedir. Diğer türlü ağız kokusuna sebep olabilecek gıdaların yanında aynı zamanda ağız kuruluğu da sebep olabilmektedir. Ağız kuruluğu için yine sıvı tüketip bolca vücudu sıvıyla beslememiz gerekmekte. Oruç tutanlar diş sağlığı için hangi besinlere ağırlık vermeli? Oruç tutanlar Ramazan ayı dışında da nasıl dikkat etmesi gereken besinler varsa aynı şekilde dikkat etmeli. Ekstra ağız kuruluğuna sebep olabilecek Ramazan ayında sıvı tüketimi arttırılmalı, sıvıları vücutta tutabilecek gıdalara yönelmeli. Aynı zamanda süt ve süt ürünleriyle birlikte tükürüğü beslemeli. Tükürüğü beslemeli derken tükürük beslenmesi şu şekilde olmaktadır. Tükürük içerisinde belli miktarda mineraller bulunmakta. Bu mineraller de işte çökelek oluşturup dişlerin çürümesini engellemektedir. Süt ve süt ürünleri içerisindeki bazı besin değerleri bu çökelekleri ya da işte bu çürük oluşmasını engelleyecek birçok faktörü ortaya çıkarmakta ve çürük oluşumunu engellemektedir. Bu gibi takviyeler çürük oluşmasını engellediği için Ramazan ayında ekstra tavsiye edilmektedir. Ramazan'da dişlerde çürük oluşmasına neden olan faktörler nelerdir? Ramazan'da çürük oluşmasına sebep olan faktörler aslında normal zamanda da çürük oluşmasına sebep olan faktörlerin aynısıdır. Sadece Ramazan ayında daha belirgin şeyler ortaya çıkmakta. Bunların en başında vücuttaki sıvı miktarının azaldığı için tükürük miktarının azalmasına bağlı ağız kuruluğunun oluşmasıdır. Ağız kuruluğu sadece koku oluşturmamakta, aynı zamanda oradaki bakterilerin çoğalmasına sebep olup dişte çürük oluşmasını sağlamaktadır. Bunları engellemek için bolca sıvı tüketmeli ve sahurdan sonra ve iftardan sonra bolca dişlerimizi fırçalayıp dikkatli bir şekilde hijyeni sağlamalıyız. Aynı zamanda ekstra Ramazan ayına bağlı bir şekilde diş ipi kullanıp ağız gargarasıyla desteklememiz gerekiyor. En büyük tavsiyem belli besinleri tükettikten sonra bunlar dişleri beslemek için kullanılan süt ve süt ürünleri bile olsa uyumadan önce ya da işte sahur sonrasında yemekten sonra en son gargara yapılmasını tavsiye etmekteyim. Çünkü en son ağız içerisinde gargara etkisi kalırsa çürük oluşmasını engelleyecek faktörler de daha etkin olacaktır. İftar ve sahurdaki beslenmenin ağız ve diş sağlığına etkisi nedir? İftar ve sahurdaki beslenmenin ağız diş sağlığına etkisi düşündüğümüz zaman burada oluşabilecek sorunların önüne geçmemiz gerekiyor. Yani normal zamanda yediğimiz yemeklerden çok farklı şeyler tüketmeyeceğiz. Gıdalar aynı gıdalar olduğu için sadece oluşabilecek problemin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda besinlerin zararlı olabilecek faktörlerini engellememiz gerekiyor. Bunun için ise olabildiği kadar hijyen sağlamalıyız. Ağız hijyenine önem göstermeliyiz. Gıdalardan çok hijyene odaklanmalıyız ve İftar ile sahur arasında ağız hijyenine ekstra bir çaba göstermeliyiz. Dişlerimizi sahur vakti mi fırçalamalıyız yoksa iftar sonrası mı? Bu çok sorulan bir soru. Aslında bu sorunun cevabı ne kadar fırçalayabilirsek o kadar iyi olur. Çünkü gün içerisinde oluştururken dişlerimizi fırçalayamadığımız için iftar sonrasında da sahur sonrasında da fırçalamamız gerekmektedir ama sadece fırçalamak yeterli değil. Altını çiziyorum. Özellikle diş ipi kullanmak. Diş ipi çok çok önemli olduğu için dişlerin çürümesini engellemekte ve fırçanın temizleyemediği alanları temizleyebilmektedir. Bu yüzden diş ipi kullanımının özellikle özenle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda ağız gargarasıyla da ağız hijyenini desteklemek gerekiyor. Oruçluyken misvak kullanımının faydaları nelerdir?
Ramazan ayında gün içerisinde dişlerimizi fırçalayamadığımız zamanlarda, işte sıvıların girmesini istemediğimiz zamanlarda misvak ile ağız kokusunu engelleme amaçlı kedinin ağız özüyle birlikte hem ağız kokusunu engellemek hem de dişlerin yüzeyinde kalan bakterileri temizlemek için veya işte plakları temizlemek için kullanabilmekteyiz. Kullandığımız zaman ağız hijyenine destek olacaktır ama tamamen sağlamaz. Sadece oruç tutarken kullanabileceğimiz bir ürün olduğu için misvağı tavsiye ediyoruz. Ama dediğim gibi ihtiyaç yoksa misvak dişlere zarar verebilir. Doğru şekilde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Karanfil kullanımının ağız ve diş sağlığına yararları nelerdir? Karanfil kullanımının aslında bilimsel bir kanıtlanmış faydası yok aslında. En büyük özelliği kokuyu engellemesi ve ağız kesici özelliği. Bu gibi durumlarda karanfil kullanmamız ağız kokusunu engelliyor ama aynı zamanda bazen Ramazan dışında da ağrısı olan hastalarımız karanfil özünü dişin üzerine veya diş eti üzerine basarak ağız kesici özelliğini kullanabilmektedir. Biz de zaten tedaviler esnasında kullandığımız bazı maddelerin içerisinde karanfil kullanmaktayız. Son olarak Ramazan ayı için tavsiyeniz var mı? Ramazan ayı için verebileceğim en iyi tavsiye aslında normal zamanda da söylediğim şeylerin en başına gelen diş ipi kullanımı. Diş ipi kullanımı ağız hijyenleri içerisinde çürük oluşmasını engellemek için kullanabileceğimiz en etkili yöntemlerden bir tanesi. Çünkü fırçanın ve macunun temizleyemediği, ulaşamadığı yerleri diş ipiyle temizliyoruz. Çürükleri de klinikte gördüğümüz kadarıyla klinik tecrübelerimize bağlı bir şekilde söylüyorum bunu. Dişlerin birbirine bakan yüzeyinde oluşmakta. Sebebi ise orada bakteriler çoğalıyor. Bu bakterileri de ancak diş ipiyle temizleyebiliriz. Misvak veya diş macunu ve diş fırçasıyla o ara yüzeyleri temizleyemiyoruz. Bu gibi durumlarda diş ipi çok ön plana çıkabilmekte. Ramazan ayı içerisinde de nasıl ki normal zamanda dikkat etmemiz gerekiyorsa diş ipi kullanımına, Ramazan ayında da ekstra bir özen göstermemiz gerekiyor. Sebebi ise ağız kuruluğu oluşmakta ve ağız kuruluğu demek oradaki bakterilerin daha etkin ortaya çıkacağı ve çürük oluşumunun çok daha kolay olacağı için mutlaka diş ipine özen gösterelim.